Günümüzde belki de en büyük yanlış anlaşılmalara maruz kalan kavramlardan birisi de şeriat kavramıdır. Şeriat kavramını incelerken özellikle yozlaşmış ve İslam ahalisini sığlığa terk eden de olmaması gereken kavramları içinde barındıran ve en önemlisi de Müslümanlara zarar veren yanlış anlaşılmaların hepsinin önüne geçmek üzereyiz. Hadi başlayalım. Şeriat nedir? Şeriat, Arapça kökenli bir sözlük olup kelime anlamı olarak yol, mezhep, metot, adet ve insanı bir ırmağa ve su içilecek bir kaynağa ulaştıran yol anlamlarına gelir. İslam dinindeki terimi ise şeriat, Rabbimizin emir ve yasaklarının toplamı, İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an'ın ayetleri, İslam'ın son peygamberi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve fiilleri yani sünnet ve hadis ile beraber İslam bilginlerinin görüş birliği içinde bulundukları hususlara dayanan ilahi bir kanundur. Olması gereken şeriat kavramının asıl anlamlarına bakılacak olursa, şeriat din anlamına gelip de dinde zorlamanın olmadığını söylemek isteriz. Şeriat Allah'ın koyduğu kurallardır ve bu kurallara uyulması neticesinde ebedi hayata ve hakiki mutluluğa ulaşmak ancak şeriat ile mümkündür. Ancak bugüne kadar Hollywood filmleri, daha düne kadar Yeşilçam ve Türk televizyon tarihinde bile şeriat kelimesinden bizleri ne kadar korkuttu. Kendi çıkarttığı terör örgütleriyle İslam, şeriat ve terör ifadelerini yan yana getirdiler. Resmin arka yüzündeki mesajı tüm dünyaya kendi istedikleri gibi çok güzel bir şekilde duyurdular. Oysaki gerçek anlamıyla şeriatla yönetilen İslam devletlerinde örnek Osmanlı'da huzur ve sekinet Allah'ın kanunları ile hakim kılındı. Herkes mutlu, herkes refah içinde yaşadı. Suç oranları %1'in altındayken refah ve huzur seviyesi ise %90'lardaydı. Demek ki mesele şeriatı anlamak değil, onu karalamak. Şeriatın hakim olduğu günleri, Rabbimizin nurunu tamamlayacağım ayet-i kerimesinin gerçekleştiği günleri görenlerden olmamız vesilesiyle sonraki şeriat nasıl yaşanır videomuzda görüşmek üzere. Selam ve dua ile.